Şimdi söz verdiğimiz gibi her öğrenciye 500 lira paramızı getirdik. Ercan okur musun isimlerini? Burada liste Farmanaz Karakoç. Şeyma Taşkın. Şeyma Taşkın. Tamam. Muhammed Eren Boyacıoğlu. Evet. Sen kasaba mısın? Kasabalıyım. Eda Su Yapar. Bedirhan Yılmaz. Kerim Sudenan Yücekaş. Otursun. Hatice İkra Ünlü. O da yok. Ayşe Naz Şimşek. Rıza Sönmez. O da yok. Çıkmadı, ben öyle geliyorum. Şikayetçiyim ben. Şimdi çocuklar, belki de hayatınızda ilk defa kendi emeğinizin, kendi düşüncenizin parasını yiyorsunuz. Hiç elmaya, nohuda, fasulyeye falan giden oldu mu? Bu sınıf olur ya. Burası ya. O yüzden şimdi bir şey daha söyleyeceğim size. Bununla kalmayacağız. Bak şu anda 6 öğrencimize de senin üst sınıfındaki başarılı öğrencilere 90 alan var, ortalama puanı 80 alan var. 5 kişiye de 1 yıl boyunca burs verecek. Şu anda 500 lira ama sizin döneminde bu 1000 TL olacak. Tamam mı? Yani burada başarılı olursanız ilk 5'e de önümüzdeki yıl bir üst sınıfa geçtiğinizde 12 ay boyunca vereceğiz. Bu sene 6, bu sene 10 olur bu sayı. Evet. Yani şey yapmayın. Yani bilginiz olsun, o yüzden iyi çalışmanız. İyi çalışın. İyi çalışmanızın artısında şöyle olacak. 4. yılın sonunda bizim yanımıza geleceğiniz zaman bilgili elemanlar olacaksınız. Öğrenci olacaksınız, sizi kapacağız. Yüksek maaşla çalıştıracağız. Ha, içinizde üniversite kazanıp daha yüksek bölümler okumak isteyenlere bir şey demiyoruz ama kazanamayanları biz bağrımıza basıyoruz. Bundan emin olun. Bize söylediğiniz bir şey var mı? İstediğiniz bir şey. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz, size başarılar diliyoruz ve devamını da takip edeceğiz. Derse geliyor musunuz, gelmiyor musunuz? Herhalde bu işle gelmeye devam edeceğiz. Peşinizi bırakmayacağız. Sizi vatana, millete hayırlı işler yapana kadar, bir iş sahibi yapana kadar, bir meslek sahibi yapana kadar da mücadele edeceğiz. İlk mücadelemiz küçücük bir hediyeyle, böyle bir hoş geldin kliniğiyle bunu söz vermiştik. Bunları takdim ediyoruz. Mert kırmızı taş. Nur Gökhan. Aset Kulu Çekmeler. Metehan. Seyrihan Çevik. Sana iki tane gidiyor. Mehmetcan Kutay. Alperen. Hüseyin Berkay Derman. Anlayan var mı? Çocuklar bu paraları güle güle harcayın. Biz de yana hilalış olsun. Ama sizden beklediğimiz yanımızın. Bu kızımız bir üst sınıfta sizin ablanız oluyor. Biz buna geçen sene gelmedi fakat bu kızımız o bölümün yani sizin sınıftayken de birinci olan. En büyük notu olan. Evet, 11. sınıfların birincisi. Bu arkadaşımıza da 5 kişiye de 6 kişi oldu. An itibariyle 6 kişiye de 1 yıl boyunca burs vereceğiz. Her ay vereceğiz. Niye? Başarılı olduğu için. Bunu niye anlatıyorum size? İşinizde yarışa gireceksiniz. Başarılı 5 öğrenciye de bir üst sınıfa geçtiğinizde 12 ay boyunca vereceğiz bu harçlığı size çocuklar. Bugün 5 lira seneye 1000 lira olacaklar. Tamam mı? Yani o yüzden derslerinize iyi çalışın. Muhasebede başarılı olun. Bir başarınız okul bittikten sonra bizlerin yanına gelmek de size artı olacak. Bizlerin yanına gelen başarılı öğrenciler de buradaki başarısından dolayı orada başarı sağladılarsa ücretiniz ona göre alacak. Sizler de mali müşavir olacaksınız. Bunun yanı sıra çocuklar dersleri iyi dinlemeniz, öğretmenlere saygılı ve saygılı davranmanız, derslere çalışmanız neyi getiriyor biliyor musun? Bizim ülkemizde yetenekli çocukların artmasına, gelişmesine. Bu da neyi getiriyor?
vatanını, milletini, bayrağını, ezanını seven çocuklar olacaksınız. Çünkü bizden sonra bu bayrak sizlerin yerine geçecek. Lütfen derslerinize iyi çalışın, efendi olun, saygılı olun. Bizim size istediğimiz bu. Ve ben teşekkür ediyorum. Sizin aklınız... Arkadaşlar şu anda siz işte bizim buraya gelmemizi vesairemizi bu adamlar ne diyor? Bu söyledikleri hedefler bizler için hayal gibi görebilirsiniz. Yalnız biz bunları hayal olarak görmüyoruz. Çünkü biz de sizin bu sıralardan geldiğimiz için bunlar bizim için uygulanabilir şeyler. Ve biz bu konuya inanıyoruz. Öğretmenlerimiz de inanıyor, hocalarımız. Bize inanacak adamlara ihtiyacımız var. Biz okula geliyoruz. Aynı şekilde siz de bürolara gelirseniz bizim çalışma ortamlarımızı ne yapmamızı, yani şunu düşünebilirsiniz. Erkan diye abi var. O da ticaret lisesinde okumuş. Şu anda bürosunu gördük. Yani bunların olabileceğine inanmanız lazım. İnşallah sizler de inanırsanız biz bu yolu beraberce başarız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, her geldiğimde aynı şeyi dikteye vuruyorum ama ben de ticaret lisesi mezunuyum. 1992 yılı. Yani olmayacak, yani hayal bile değil. Gerçek yani. Sadece çalışma ve azim. Düzgün ahlak, derse çalışma, hepsi bu. Başarının şeyi budur. Hepinize başarılar diliyorum. Atatürk ne demiş? Ben öğrencinin ahlaklısını ve çalışkanını severim demiş. Çalışmanın yanında çalışabilirsiniz, çok da zeki olabilirsiniz ama ahlak olmazsa arkadaşlar o çalışma boşa gider. Yani gelmenizden gitmenizden, yolda sokakta hareketleriniz beyefendi olacak, örnek olacak. Yani düzgün insanlar olun ya. İleride sizin çocuklarınıza böyle örnek olacaksınız. Diyerek ben sözlerimi tamamlıyorum. Hocam dersinizi böldük tekrar. Önemli bir şey. Bu, bu olayla arkadaşlar bu yaptığımız çalışmada öncelikle okur müdürüm. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani bize gönlünü, kalbini ve sınıfları açtı. Ardından Mustafa hocama çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnandı bizler gibi. Bizlere inandı. Biz de ona inandık. Bu başarı da, bu uğraşmamızda Mustafa hocamın da çok büyük emeği var. Teşekkür ediyorum kendisine. Arkadaşlar başarı derken verdiğimiz para 500 lirayı başarı olarak görmüyoruz. Bu değil başarı. Sizlerin muhasebe bölümünü seçmiş olmanız başarı. Bunu da bir daha söylüyorum. Biz ilahi vicdanımızda rahatız. Size yanlış bölüm seçtirmedik çocuklar. Tamam mı? Bunu inşallah ileride anlayacaksınız. Ben bütün hocalarıma da teşekkür ediyorum. Size de başarılar, iyi bir eğitim, öğretim yılı diliyorum. Allah'a ısmarladık diyorum. Bir şey diyeyim. Siz 9. sınıf olduğunuz için bunu 10. ve 11. sınıflarına seçelim dedik. Evet. Seni 10. sınıf olduğunuz zaman sizden alacağız. Anladın? O burs bir yıl arkadaşlar. Değil. Bir sefer değil, bir yıl. Evet. O sizin başarınıza var ya. Derslerinizi bir şey daha söyleyeyim. Direkt sizin gibi anı gözüküyorum. Direkt sizin gibi anınıza gelecek. Bizzat kendiniz şey yapacaksınız. Evet. Şöyle de bir şey var. Değilsiniz ki ya içimizde çok akıllılar var. Onlar 90 alacak. Diyoruz ki 80'in üzerinden ortalaması olan hepinize vereceğiz. Daha ne diyelim? Yani ilk 3'e ilk 5'e falan demiyorum. Bak bu sözü unutmayın. 80'in üzerinde ortalaması olan öğrencilerin tamamına vereceğiz. Belki hepiniz 80'in üzerinde ortalama alırsanız tamamınıza bir lir hocam söyleyeceğiz. Arkadaşlar biz iki sınıfa daha girsek tüm okula verir çıkarız. Allah'a emanet olun. Hadi.